Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda Huobi'nin Grid botuna bakacağız. Bu Grid bot nasıl kullanılır? Ne gibi avantajları var? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle videoyu geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de videoyu izleyen büyük bir kesim kanala abone olmuyormuş. %80'lik bir kesim. Bu gerçekten çok büyük bir oran. Bu oran biraz daha düşerse kanalın büyümesine daha büyük bir fayda sağlamış olursunuz. Bir de sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz son güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz. Burada Twitter ve Telegram üzerinden aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde YouTube'un da katıl butonu açıldı. Bu katıl butonundaki avantajlardan da isterseniz yararlanabilirsiniz. O zaman videomuza geçebiliriz. Burada öncelikle Gridbot'a girmeden önce hala daha bir Huobi referansınız yoksa açıklama kısmındaki Huobi referans linki ile bu borsaya üye olabilirsiniz. Ve Huobi borsasının kullanımını bilmiyorsanız da sağ üstte çıkan kartlardan buna ulaşabilirsiniz. Öncelikle Gridbot nedir? Bundan başlayalım. Gridbot belirli bir fiyat aralıklarında aşağı düştükçe alan ve yukarı çıktıkça kademeli bir şekilde bunları satan otomatik olarak bir trade etme botudur. Yani burada siz bir aralık belirlersiniz. Burada bakacağız birazdan zaten. Ve bu aralıklarda aşağı düştükçe alımlarını yapar. Mesela birazdan canlı işlem açacağız zaten. Orada aralıkları görürüz. Diyelim ki buralara alım emri attı. Bu fiyat ilk olarak bu fiyata geldiğinde, yani şuralarda koyduğumuz varsayalım 50 bin dolardan 46.300'e geldiğinde bir alım emri gerçekleştirip atıyorum 50 bin dolara satış emri koyacak. Bu sizin belirlediğiniz aralığa bağlı. Eğer buraya gelmeden önce tekrar düşerse bu sefer bir alttaki 42.700'den alım yapacak ve bunun satış emrini de biraz daha aşağıya koyacak. Yani bunu 50.000'e koyduysa bunu 48.000'e koyacak. Çünkü burada daha yüksek bir fiyattan aldı, daha yüksek bir fiyattan satacak. Daha düşük bir fiyattan aldı, daha düşük bir fiyattan satacak. Tamamen mantık bu şekilde ilerliyor. Siz burada ana bir aralık belirliyorsunuz. Mesela 38.000 ile 51.000 arasında bu aralıkta git gel yapa yapa size para kazandıracak ve burada sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama burada birkaç püf nokta var. Bunlardan da birazdan değineceğiz. Gridbot genel anlamıyla bu şekilde. Gridbot'un nerelerde avantajı, nerelerde dezavantajı olduğuna bakarsak eğer, piyasa dümdüz bir trendi varsa, yani dümdüz yukarı yönlü bir trendi varsa Gridbot'u kullanmak mantıksız. Çünkü böyle dönemlerde siz elinizdeki coin'i tutarsanız daha fazla kar edersiniz. Çünkü Gridbot orada atıyorum %2 karı görünce onu satar ve aşağı düşmesini bekler alım yapmak için. Ve sizin belirlediğiniz seviyenin üstüne çıkarsa da bot normal bir şekilde, yani mantıklı bir şekilde kullanmayı keser. Çünkü siz orada bir aralık belirlediniz ve o aralığın dışına çıktı. Aynı şekilde bu düşüş trendlerinde de geçerli. Sizin belirlediğiniz aralığın altına indiği için daha fazla alım yapabileceği bir şey olmaz. Ve siz tüm alımları buralardan yapmış olursunuz. Fiyat buranın aşağısına gelirse onları satamayacağı için de onlar sizin spotunuzda beklemiş olur. Ama bunun kaldıraçlı versiyonuna göre artı yönü, kaldıraçtayken eğer fiyat belirlediğiniz aralığın dışına çıkarsa siz likit olabilirsiniz. Ama burada spotta kaldığı için mal çok da fazla sıkıntı olmuyor ama yine sizi zarara sokabilir. O yüzden piyasanın sıkıcı olduğu dönemlerde, yatay olduğu dönemlerde bu botu kullanmak en iyisi. Mesela şu anda bir günlük chart açık, bir günlük grafik açık. Burada kocaman bir bölgede, şunun renginde beyaz yapayım daha net görün. Burada 19 Mayıs'tan 8 Ağustos, pardon, 3 Ağustos'a kadar sıkıcı bir dönemdeydi Bitcoin. Mesela buradayken Huobi'nin Grid botuna koysaydınız hem piyasayla ilgilenmenize gerek kalmazdı hem de burada otomatik al satlar yapardı bu bot. Bu gibi dönemlerde bu botu kullanmak avantajlı oluyor. Şu anda da biraz daha yatay bir döneme, düşüş meyilli yatay dönemine girdiği için bu Huobi'nin Grid botunu da kullanabilirsiniz. Hem uğraşmamış olursunuz hem de başka işleriniz vardır mesela. Paranız burada pasif bir gelir kaynağı olur. Yani bir nevi oturduğunuz yerden para kazanmış oluyorsunuz hiçbir zahmet göstermeden. Bunlara bakacağız. Yani bu şekilde kullanımına bakacağız. Öncelikle bu sayfayı açmak için Huobi'nin ana sayfasında olursunuz büyük ihtimalle. Yukarıda spot işlemler kısmına geldiğinizde trading bot'a basacaksınız. Ve buraya bastıktan sonra sizin şuralarda sayfa yüklensin. Şu aşağı kısımda sizin için iki tane seçenek olur. Burada ilkinde işte bir güvenlik uyarısı yapıyor. Onu kabul edeceksiniz. İkincide de size bilgi soruları soruyor. Bunlara cevaplayacaksınız. Hemen bunların cevabını vereyim ben size. Bunların SS'ini almıştım. İlk olarak bu kabul etmeniz gereken risk açıklamasındaki
Yer bu şekilde. Buna direkt buradaki kareyi tıklayıp onayla diyorsunuz. Sonrasında burada knowledge test'e sokuyor. Bir nevi sınava sokuyor sizi. Burada grid trading karının doğru açıklamasıdır diyor. Burada bot dipten alıp en üstte satış yapmaktan kâr eder. Tek bir doldurulmuş alım veya satış emri grid kârı sağlamaz. Bunu seçeceksiniz. Doğru seçenek bu. İkinci soruda fiyat arttığında ve satış emrine ulaştığında bot bu gridden bir grid aşağı satın alma emri verir. Bunu seçeceksiniz. Üçüncü seçenekte en uzun cümleyi seçeceksiniz. Dördüncü soruda aritmetik her grid arasındaki fiyat dağılımını aynı tutar. Geometrik ise her grid arasında aynı oranı tutarı seçeceksiniz. Ve son soruda da buradaki USD ve Bitcoin paritesini soruyor size. Bot kurarken USDT artı BTC modülünü seçtiğim için hem USDT hem de BTC yatırabilirim. Bu seçeneği seçeceksiniz ve testiniz tamamlanmış olacak. Sonrasında buradaki emir koyma kısmına erişim sağlayabileceksiniz. Burayı da tamamladığımıza göre şimdi bu gridin ayarlarından biraz daha bahsedebiliriz. Şimdi burada grid'e en başta başlamadan önce sol tarafta bir sürü parite var. Eğer siz işim garanti olsun, ben minik minik pasif gelir elde etmek istiyorum diyorsanız Bitcoin tam size göre olan, ama biraz daha riskli olsun, daha volatil coinlerde yapmak istiyorum, buna bağlı olarak karım çok fazla olabilir, zararım da aynı şekilde fazla olabilir. Eğer bunu göz önünde bulunduruyorsanız ve bunu seçmek istiyorsanız da diğer altcoin'lere yönelebilirsiniz. Burada mesela Atom çok volatil bir coin son zamanlarda. Atom sizin için güzel olabilir buradaki grid'i ayarlamak için. Sonrasında bu coin'ini seçtikten sonra genelde Bitcoin ve Ethereum kullanılıyor. Garantici ilerlemek isteyenler bunlara bakıyor. Burada Bitcoin'e baktığımızda sağ tarafta bize bir seçenek var. Şurayı 1 dolar, hatta 300 dolar yaparım şu uyarı gitsin diye. Burada baktığımızda sağ tarafta otomatik ve manuel olduğunu görüyoruz. Buradaki otomatiğe basarsanız kendisi direkt aralığı belirliyor. Kaç tane grid olacağını belirliyor ve bu grid başına kar marjını size söylüyor. Ve burada da bu grid sayısı ne kadar artarsa yatırmanız gereken para da o kadar artar. Bu grid sayısı ne kadar azalırsa yatırmanız gereken para da aynı şekilde biraz daha azalır. Mesela şu anda bunun otomatik kurduğu aralıkta minimum 300 dolar yatırmanız gerekiyormuş. Ethereum'a bakalım mesela. Ethereum'da bu grid 9. Bitcoin'de biraz önce 35'ti. Bitcoin'de 300 dolar istiyordu. Ethereum'da da minimum 80 dolar istiyor. Ve grid başına kar marjını %5 olarak belirlemiş. Aralığa baktığımızda da 1300 dolarlık bir aralık belirlemiş. Gerçekten çok büyük bir aralık. Burada sizin asıl bakmanız gereken şey grid sayınızın 20 ile 40 arasında olması en ideal oluyor. Çünkü siz bu botu sürekli al sat yapması için kuruyorsunuz ve karınızı ona göre yapıyorsunuz. O yüzden siz buradaki gridi ne kadar azaltırsanız tamam, tek işlem başına karınız artacak ama o işleme gelmeyebilir. Yani özellikle yatay sıkıcı piyasayı biliyorsunuz zaten, işte gider gibi yapıp tekrar aşağı düşüyor. Onlardan kurtulmak için o yüzden karınızı 0,6 ile %2 arasında ayarlamanız en ideali olur. Diğer altcoin'lerde bu değişebilir bu arada. Ben Bitcoin üzerinden örnek veriyorum. Bunları böyle yaptığınızda sürekli al sat yapacak bu ve size gelen para da aynı şekilde artacak. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey borsaya nasıl bir referansla kayıt oldunuz. Eğer benim referansımla kayıt olduysanız %0,05 komisyon ödüyorsunuz. Şu anda en büyük piyasalarda, yani tüm büyük piyasaları baz aldığımızda sıfır VIP'de, yani herhangi bir VIP avantajı olmadığında en az aldığınız komisyon indirimi bu. Pardon, en az ödediğiniz komisyon miktarı. Bu Binance'da minimum 0,077'ye düşüyor. O yüzden buradaki referans linki kullanmanız çok önemli, çünkü bu sürekli al sat yapacak. Dediğim gibi bu referans linkine de hem açıklama kısmında hem yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra buradaki botu çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Otomatik seçeneği bu şekilde ve buradaki grid başına işlem marjı ile beraber back testini burada size oluşturduğunda işte 7 günlük yıllık verim diyor. Yani son 7 gündeki ortalama kazancı hesaplayıp onu yıllık baza vuruyor. Bunu yaptığında da siz bunu bir yıl boyunca kullanırsanız son verilere göre %50'lik bir kazanç sağlıyorsunuz. Mesela biz bunu son günlerde en çok kazandıran Atom'a bakalım. Atom'da 7 günlük verimi yıllığa vurduğunuzda %250 kazandırıyor. Yani kazandırdığını söylüyor size. Bunlar coin'den coin'e değişiyor dediğim gibi. Sonrasında manuel kısmına baktığınızda da manuel kısmındaki girdileri siz kendiniz belirliyorsunuz. Adı üstünde manuel. Burada mesela
Siz ana destek direnç noktaları belirlediniz. Burada benim için Bitcoin'de kritik destek 38 bin dolar. Yukarı yönde direnç bandı 51 bin 500 dolar. Fiyat D yazdığı şey fiyatın en düşük seviyesi. Yani burada gridinizin minimum seviyesini yapacaksınız. Fiyat Y dediği yere de tepe noktasını gireceksiniz. Yani buraya 38 bin yazacağız. Aşağı kısmında 51 bin 500 yazacağız. Bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir uyarı çıkmadı. Ama biz bunu mesela 58 bin yapsaydık fiyat ne? Fiyat Y'den daha düşük olmalıdır diye uyarı veriyor. Sonrasında grid miktarımızı belirlememiz gerekiyor. Bu 2 ile 99 arasında olması gerekiyor. Dediğim gibi 20 ile 40 arası idealdir. Biz bunu 25 yapalım mesela. Grid başına kar marjımız %0,9, %1,28 arasında değişiyormuş. 30 yaparsak eğer %0,7. Aynen şu anda 30 olması ideal ve minimum yatırmamız gereken tutar 260 dolarmış. Biz mesela şu anda bunu kullanmak istiyoruz diyelim. Buna devama basacağım ama burada bir de aşağıda gelişmiş ayarlar kısmı var. Bu gelişmiş ayarlar kısmı sizin için işte tetikleme fiyatı, burada zaten Huobi videosunu izlediyseniz sağ üstte çıkar onun videosu da, orada bunları detaylı anlatıyorum. İşte buradaki gridin aşağısına indiğinde çok fazla para kaybetmek istemiyorsunuz. Stop loss kullanabilirsiniz. Mesela 38 bin dip yaptık ya, 37.800'e düşerse elinde kalanları da satsın zararına, ki fiyat daha fazla düşebilir. O düşüşten biz etkilenmeyelim. Bu şekilde kullanıyoruz. Buradaki getiri kısmı da fiyat yukarı yönlü sizin belirlediğiniz aralığı kırarsa nereden satsın? Bunu yazacaksınız. Yani mesela 51.500'ü kırdı diyelim, yükselmeye devam ediyor. Belki elinizde bir mal kalmıştır. Genelde kalmıyor, hepsini satıyor da. Yine elinizde olabilir yani. O yüzden buraya eğer anlık pump yaparsa, çünkü bot biraz afallayabilir. Şu an beta sürümünde zaten. Getiriye de mesela 52 bin dolar yazalım. Böyle 52.000'i yazdığımızda da elinde kalan her şeyi, eğer elinde bir şey kaldıysa bunları satacak. Eğer çok garantici yapmak istiyorsanız bu seçenekleri de kullanabilirsiniz. Ama ben bunları kullanmayacağım. Gerek yok. Bir de en önemlilerinden biri aritmatik ve geometrik seçenekleri. Bunları zaten biraz önce şurada söylemiştik. Şu sınav sorularında da. Burada gördüğünüz gibi aritmatik her grid arasındaki fiyat dağılımını aynı tutar. Yani bu TradingView grafiğindeki normali baz alabilirsiniz. Yani sağ tarafa baktığınızda işte 100 dolarlık aralıklarla gidiyor fiyat. Ama geometrik ise grid arasındaki aynı oranı tutar. Buradaki oran kısmı da logaritmiğe giriyor diye düşünebilirsiniz. Yani 100 dolar 100 dolar değil de %5'lik bir dilimle gidecek mesela. İşte bir yerde 100 azalacak, bir yerde 105 azalacak, bir yerde işte devamı gelecek. Bu şekilde yapmak isterseniz de geometriyi seçmeniz gerekiyor ama aritmatikte kalması iyi. Zaten grid başına kar marjına baktığınızda mesela şu anda aritmatikte işte %0,7 alabilir. Maksimumda %1 alabilir tek işlem başına. Geometriye baktığımızda da her işlem yaklaşık olarak %0,85 karı gördüğünde kapanacak. Bu anlama geliyor. Genel ayarlar bu şekilde. Bunun devamında da burada mesela aritmatikte kalsın. Devam diyelim. Buradaki onayı alacak ve burada siz bu işlemi yaptığınızda sizin bakiyenizin bir yüzdeliğiyle direkt market buy atacak buraya. Şu anda göreceğiz zaten, onaylaya bastığımızda direkt olarak bir işlem alacak burada. Gördüğünüz gibi burada yeni bir işleme girdi. Yani bakalım nereden almış. Şuradan ayrıntılara bastığımızda da yeni şeyleri göreceğiz. Mesela şu anda aldığı işlemi, denemelik aldığı işlem 10 sent kardaymış. Burada bizi bunu söylüyor. Ve bir tane işlem gerçekleştirilmiş. 17 sent oldu mesela. Burada ayrıntılara bastığımızda bizi daha detaylı bir ekrana götürecek. Burada gördüğünüz gibi işte toplam yatırımı gösteriyor, toplam karı gösteriyor, değişken karı gösteriyor. Bu değişken kar şu anda işlemi kapatılmayan kar olarak geçiyor. Yani bu işlem mesela 5. işlem falan diyelim. Birazdan SS'leri göstereceğim zaten size. Eğer öyle olsaydı bu toplam kar biten işlemlerden edilen karı gösterecek. Değişken karda o an açık olan işlemin size getirisini gösterecek. Burada gördüğünüz gibi şurada yeşil ve kırmızı bir bar var. Eğer buradaki yeşil bar kırmızıya doğru yaklaşırsa orada bir satış gerçekleştirecek. Kırmızı da burada en sola gelirse, yeşil kısma gelirse yeni alım gerçekleştirecek. Burada bize bunu söylüyor. Bir de burada hatırlarsanız 30 grid yapmıştık herhalde. Aynen burada 30 grid ayarladık. Buradaki ilk 10 gridi bu şekilde görüyoruz. Yani 44.500'e düşerse bir alım daha gerçekleştirecek. İşte 44.000'e gelirse bir alım daha yapacak. 43.500'e gelirse bir daha alacak. Satış emirlerine baktığımızda da 49 pardon 44.980'e vurduğunda satış yapacak.
45-450'ye vurduğunda satış yapacak. Bu şekilde devamı geliyor zaten. Buradaki emirleri görebiliyorsunuz. Tabi bunları yapması için önce buradakileri alması gerekiyor. Ve burada da işlem geçmişinde de diğer kalanları görebiliyorsunuz. Burada sizden aldığı komisyonu da gösteriyor zaten. Dediğim gibi zaten Huobi videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu grid botu kullanırken hesabınızda Huobi token olduğundan emin olun. Yani eğer 100 dolarlık bir grid açacaksanız ki 100 dolarlık açmanız çok zor. Hesabınızda 10 dolarlık bir Huobi token olsun ki minimum komisyonu ödeyebilirsiniz. Çok fazla alsat yapacağı için o para zaten orada her türlü o aldığınız Huobi token her türlü biter ve onun getirisini zaten kat kat alırsınız. O yüzden hesabınızda Huobi token bulundurduğunuza emin olun. İşte 500 dolarlık açacaksanız gidin 30 dolarlık Huobi token alın, hesabınızda dursun, 470'li açın. Böyle yaparsanız sizin daha faydanız olur. Ve burada diğer alanları da, diğer detayları da görebiliyoruz. Mesela buradaki ilk girişi yaptığı seviye 44.724'müş. Şu anki fiyata göre buradaki karımız gitgide artacak. Genel olarak buradaki ayrıntı şeklinde böyle. Eğer buradaki karı çeke basarsanız, burada mesela değişken kar biraz önce 20 centti ya, o 20 centlik bölümü satacak, kalan işlem açık kalmaya devam edecek. Kapata basarsanız da direkt aldığı işlemi tamamen kapatacak. Bunları böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bu emir listesine daha fazla derseniz de diğer tüm emirleri burada liste halinde, daha doğrusu ilk 15'i görebiliyorsunuz. Yani 15 alım, 15 satım, toplam 30 grid olmuş oluyor. Buradaki direkt tüm alım emirlerini görebiliyorsunuz. Genel olarak buradaki ayrıntılar kısmı da bu şekildeydi. Yine biz normal sayfamıza dönelim. Burada da zaten işlem geçmişi kısmında, aşağı kısmında mevcut stratejide sizde de buradaki gördüğümüz şeyleri, üst bandı aynı şekilde görebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde, bu kadar kolay bir bot. Mesela biz bunu şu anda kapatalım. Burada kapat ve sat diyelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bunu kapatacak. Yani saniyesinde kapatmıyor, biraz sürüyor bot olduğu için ve şu anda beta'da birkaç yerde hata çıkabilir ama bu hataları düzeltirler. Zaten şu sağ alttaki Huobi logosuna basarsınız, desteğe gidiyorsunuz. Herhangi bir sorununuz olursa buradan bildirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi grid botu kapattık. Burada bir de otomatiğe bakalım. Otomatikte de zaten hemen hemen bizimle aynı yerler seçiliydi. İşte bizde 38'de 51.5'tu. Burada 37.600'de 51.200 arasında ve 35 grid bot, yani pardon 35 gridlik bir alım satım olacakmış. Burada mesela devamı basalım. Direkt yine tüm parayı koyalım. Biraz bekleyelim. Bunun başlatılması yaklaşık 10-15 saniye sürüyor. Bu başladığında zaten tekrardan burada bildirimleri göreceğiz. O sırada aynen şu anda başladı mesela. Bu aralıklarda devam işlemler açmaya, işlemler kapatmaya devam edecek. Huobi'nin grid botu ana şekilde bu şekilde. Yani size tüm detayları anlatmaya çalıştım. Bir de burada şu anda gerçekleşen, yani benim kendi arkadaşlarımdan aldığım ve tanıdıklarımdan aldığım kişilerin SS'lerini göstereceğim. Burada 3000 dolarlık bir yatırımla ne kadar gridbotla ne kadar kazanıldığını göreceksiniz. Burada 3000 dolarlık yatırım sadece Bitcoin üzerindeydi. Toplam profiti 32, son aldığı SS'de 37 dolar olmuş ve 3 gün boyunca çalışmış bu. Yani Bitcoin üzerine çalıştırdığı için ve grid sayısı biraz daha normale göre az olduğu için, yani bunu belki 35-40 grid yapsaydı daha fazla para kazanırdı. Ama burada 38.000 ve 51.000 aralığında açtığını görüyoruz. Toplam adedi 25 grid botmuş ve işlem başına ortalama geliri %0.87 ile %1.22'ymiş ve burada da 31 tane işlem açılmış, 14 tane arbitraj yapılmış. Bunun sonucunda da 37 dolarlık bir kar getirmiş. Bunu altcoin'lerde yapsaydı daha fazla karı olurdu. Bunu örnek olarak da buradaki detaylara baktığımızda, bu arada bu 3000 dolarlık işlemin detaylarına baktığımızda da şu tarihlerde böyle karlar gelmeye başlamış. Yani her 1 dolar, her işlem kapatıldığında 1 dolar 1 dolar kar etmiş. Burada da diğer işlemlerin daha detaylı ayrıntılarına bakıyoruz. Mesela burada 10 centlik bir fee ödemiş ama bu fee'yi dediğim gibi hesabında Huobi token olsaydı daha az ödeyecekti. Bu şekilde görebilirsiniz. Bir de altcoin'lerdeki oranı göstereceğim size. Burada mesela bu SS'i ben WhoIsTheRabbit'ten, Eray abi'den aldım. Twitch'ten ve Twitter'dan takip edebilirsiniz kendinizi. Bu SS'i kullanmama izin verdiği için de tekrar teşekkür ederim kendisine. Burada ARE USDT paritesini açmış.
640 dolarlık bir yatırımı olmuş. Buradaki grid sayısı 15, yani gridi biraz daha az tutmuş. Zaten işlem başına kar marjı %2, %3 olmuş. Burada eğer altcoin'iniz çok volatil ise bunu seçebilirsiniz. Yani grid botu biraz daha azaltabilirsiniz, grid işlemleri. Bu tamamen coin'e bağlı. Ama grid botu ne kadar fazla tutarsanız, yani daha doğrusu buradaki grid sayısını ne kadar daha fazla tutarsanız garanti kazanç elde etmiş olursunuz. Burada 39 tane işlem gerçekleştirilmiş ve 18 arbitraj yapılmış. Burada stratejisi yine aynı şekilde aritmatikmiş. Yani 2 tane yüzdelik arasında ortalama gelir gelmiş. Burada %2.13 ile %3.15 arasında tek işlem getirisi olarak görebiliyoruz. Yani tek işlemde getirisi bu oranlar arasında olmuş. Ve burada 640 dolarlık yatırıma bir gün bile olmadan, yani 22 saat içerisinde 14 dolarlık bir kar getirdiğini görüyoruz. Yani normalde 19 dolar getirmiş ama o anki aktif işlemi 6 dolar kardaymış. Yani biz bunu direkt 20 dolar olarak da varsayabiliriz bu pozisyon sıfırlandığında. Yani 600 dolarlık bir yatırımla, 650 dolarlık bir yatırımla günlük 20 dolarlık bir getiri elde etmiş. Bunu uzun vadeye çarptığınızda, uzun vadeyi baz aldığınızda zaten getiri, nasıl bir getiri sağlayacağını siz düşünün. Buradaki detayı da bu şekilde görebiliyoruz. Bunlar hali hazırda tamamlanmış grid botlar. Buradaki kazanç kısmını da biraz daha kafanıza yatması açısından bu SS'leri aldım. Bunları da yeni bir seçenek olarak kafanıza düşünebilirsiniz. Bu biraz daha şey oluyor aslında. Hem altcoin volatilliğinin farkı, hem de daha garantici ve daha riskli yatırımların arasındaki fark olarak değerlendirebiliriz. Genel olarak Huobi'nin grid botu bu şekildeydi. Bir de bu sitede sağ üst tarafta bir kupa işareti ve bir defter işareti var. Eğer bu defter işaretine basarsanız size bir rehber gösterecek, ki benim biraz önce anlattığım şeyleri size gösterecek. Bir de bu kupa işaretine basarsanız eğer, sizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada liderler sıralaması olarak geçiyor. Akıllı parametreler burada pariteler üzerindeki size otomatik olarak sunduğu grid fırsatlarını gösteriyor. Kar oranı sıralamasına geldiğimizde pariteler arasında en çok kar ettiren pariteleri bize gösteriyor. Burada mesela birinci sırada 120 günlük bir performans, yani 120 günlük bir test edilmiş burada Atom üzerinde ve 120 gün içerisinde 2x'lik bir getiri sağlamış, %119'luk bir getiri sağlamış. Bu gerçekten çok iyi. Burada MXUSDT'ye baktığımızda 100 günlük bir sürede denenmiş, %112'lik bir getiri sağlamış. DOT'a baktığımızda 2 aylık bir deneme olmuş ve 100 dolar getirmiş. Pardon, %107 getirmiş. Sağ taraflarda detaylara basarsanız da hangi aralık arasında hangi işlem çeşidiyle, hangi strateji çeşidiyle yapıldığını görebiliyoruz. Şu anki fiyatı zaten belirlerseniz burada da yazıyor zaten. Bu geçmişten test edilen bir şey olduğu için, şu anda bunlar kapatıldığı için buradaki tepe fiyat mesela 65 dolar diyor. DOT'un şu anki fiyatına göre biraz daha yakın olabilir. O yüzden şu an açtığınız şeyler bu kadar kar getirmeyebilir. Bundan bahsediyorlar. Ve kar sıralamasına baktığımızda da hangi coin üzerinden ne kadar kar edilmiş, bunu bize söylüyorlar. Burada mesela birinci sırada Ethereum var. 110 günlük bir sürede toplam 19 bin dolar kar getirmiş. Ve burada detaylara baktığımızda bu yatırımın büyüklüğünün 100 bin dolar olduğunu görebiliyoruz. 100 bin dolarlık bir yatırımda 2 ayda, yani daha doğrusu 3 ayda 19 bin dolarlık bir getiri getirmiş. Bu gerçekten çok iyi bir olay. Çünkü hiçbir şeyiniz yok burada. Hiçbir çabanız yok. Direkt bota koyuyorsunuz. Bot kendi otomatik alsatlar yapıyor. Yani bu şekilde bunları da istatistik olarak değerlendirebiliriz. O zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Size Gridbot'un avantajlarından bahsetmeye çalıştım ve Gridbot'un nasıl kullanılacağından bahsetmeye çalıştım. Tekrardan, hala daha bir Huobi hesabınız yoksa açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitlenen mesajdan kayıt olabilirsiniz ve oradaki %20 indirimli referans linkiyle kayıt olabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz, şu ana kadar video size faydalı olduysa, aşağıdan like atıp kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoya, daha doğrusu kanala abone olmanız benim için çok önemli. Çünkü kanalın istatistiğini arttırıyor ve kanalımın büyümesine yardımcı oluyor. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Son güncellemeler buralardan duyuruluyor. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.